Serbestiyet'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Doğan Gürpınar. Doğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğan Gürpınar'la birlikte Esat Oktay Yıldıran ve arkasından başlayan tartışmaları konuşacağız. Bildiğiniz gibi İzmir'de bir köy okuluna 12 Eylül dönemindeki işkenceleriyle, Diyarbakır cezaevi işkenceleriyle bilinen en öne çıkmış işkencecilerin simge ismi olmuş Esat Oktay Yıldıran'ın adı verildi. Tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hızlı bir açıklama geldi. Tasvip etmeniz mümkün değildir vurgulu açıklamada. Okulun adının yeniden değiştirileceği, bu konuyla ilgili bilgi verildiği iletildi. Kamuoyuna duyuruldu. Ancak öte yandan bir sosyal medya tepkisi doğdu. Esat Oktay Yıldıran'ı savunan bir kitle oldu ve bir süredir de Esat Oktay Yıldıran ve başka bazı benzer figürler sosyal medyada birçok videoya, övgü dolu içeriklere konu oluyor. Bu yeni nesil bir milliyetçilik algısı ya da bir yeni nesil milliyetçilik propagandasını bu figürler üzerinden, Esat Oktay Yıldıran ve benzer figürler üzerinden doğan bu milliyetçiliği konuşacağız. Doğan Bey, ilk olarak bu Esat Oktay Yıldıran isminden ve bu son tartışmalardan başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında okula böyle bir isim verilmesinin kendisi çok cüretkârdı. Aslında sosyal medyada çıkmış, kendi kendini besleyen, kendi havzasından beslenen ve aslında sosyal medyanın dışına çok da çıkmamış bir fenomenin okul ismine dönüşecek kadar aslında sosyal medyada ne kadar dönüştürücü etkisinin olduğunu gösteren tuhaf bir anekdottu. Muhtemelen Diyarbakır'daki Sait Bulvarı yapılmasına bir tepki ve cevap olarak MHP kanadının herhalde bir işi. Ama hakikaten böyle daha 20 yaşında, 18 yaşındaki çocukların belki çıkardığı bir şeyin nasıl, yani devlet de deyince böyle illa bir ciddiyet anlamında değil ama kurumsal bir noktada etki ettiğini görmek bir kere dehşet vericiydi. Yani hakikaten masa başında örgütlenmiş 15 yaşında 3 kişi Türkiye'de bir etki yaratabiliyor. Bir kere sosyal medyanın böyle gücünü bir kez daha gösteren bir şey oldu. İkinci olarak bu yeni nesil milliyetçilik lafını hani ben de kullanmıyor değilim. Fakat aslında biraz bizi yanlış yönlendiren ya da bazı şeyleri basitleştiren bir durum da ortaya çıkartıyor. Hani bu tarz bir eğilim hep vardı. Ama bunlar çok küçüktü. Neden? Çünkü örgütlü yapılarda bunların sesi duyulmazdı. Hep asılcılar vardı. Fakat onlar biraz Türkçü ve Müslümanlık dışı doğaları gereği belki ana akım milliyetçilik, sağ milliyetçilik tarafından biraz dışarıda bırakılmıştı. Ya da her zaman benzer açıktan savunulmayacak insanlar, savunacak insanlar belki hep vardı. Fakat bunların örgütlü olarak temsil edilmeleri çok olası değildi. Sosyal medya bu geleneksel hiyerarşik bağlantıları çökertti. Bu sebeple de değişen kuşaklar değil, kuşakların fikirleri değil, bilgilerin, kolektif bilgilerin üretilme ve katmerlenme mekanizması oldu. Bu bakımdan kuşak diyeceğim bir yandan kuşak suçlamış olunuyor. Bir yandan aslında bu insanların olduğundan çok daha kuşak içinde bir önem ve güce sahip olduğu zehabını doğuyor ki bundan zaten bu kişiler de hoşlanıyor. İşte bakın hani böyle bir entelektüel elitlere karşı mücadele eden 18-20 yaşındaki vatansever insanlar imgesini besliyor ve bir nevi onlara gurur nişanesi haline geliyor. Oysa ki bu da mekanizmaları tahlil etmek durumu daha yerli yerine oturttu diye tahmin diye düşünüyorum. Tabii ki bunu kuşaksal bir önemli bir dinamiği var. Fakat burada temel olarak aslında bu yeni kolektif bilgi üretme mekanizmalarının bu zamana kadar hiç bilinmeyen ya da önemsiz ya da lanetlenmiş isimlerin birden bir fenomene, olumlu bir kahramana dönüşme mekanizması üretmesi. Esat Oktay Yıldıran bunun en kristalize hali. Yani çünkü Esat Oktay Yıldıran mesela Ahmet Cem Erzsever ya da Yeşil diyelim. Benzer kötü nam sağlamış insanlar belki ama dersiniz ki Yeşil kelleyi koltuğa koydu ve zaten kendisi de benzer bir şekilde öldü bilmeyen bir şekilde dağlarda savaştı. Fakat Esat Oktay Yıldıran dediğimiz adam üniformasıyla tamamen bağımlı, ona bağımlı, hiçbir şekilde hiçbir direniş imkanı olmayan insanı işkence etmiş bir gardiyan olması bakımından savunması hani böyle delikanlık adına da savunması çok zor olan bir figür. Ya aslında gardiyan yani hani tam olarak hani 12 Eylül zulmünü tecessüm ettiren belki de meslek kolu gardiyanlıktı. Çünkü dediğim gibi bu da bir hani polis de sokakta vurulabilir, bir korkuyla ömrünü tamamlayabilir. Sonuçta bir takım belki polis işkencesi yapsa bile fakat gardiyan figürü bakımdan en savunması zor bir şey. Çünkü hakikaten savunmasız insana bir şiddet kullanan insan. Peki nasıl olur da
bu kadar savunmaz bir insana insanlar şekle savunuyor, sahipleniyor, işkenceyi sahipleniyor. Yani daha önce işkence yoktu, önemsizdi ya da konuşulmadan geçilen mekanizmalar bu kadar açıktan savunulu hale geldi. İşte pala görselliği atmakla başlamıştı bu iş. Çünkü sosyal medyanın polarizasyondan beslenen doğasında en keskin, en savunmayanı savunmak bir nişan haline geliyor. İnsanlar bundan besleniyor. İnsanlar küfürden besleniyor. Karşılık nefretten besleniyor. Bu mekanizma da savunmayacak insanları savunulur hale getiriyor. Bu bakımdan da bu illa yükselen milliyetçilik anlamında değil. Mesela solda da benzer bir Sovyet kültü ortaya çıktı. Bunun en şeyi zaten Stalin. Yani Stalin aslında 90'dan sonra yavaş yavaş örgütlü solun geride bıraktığı. Yani illa böyle bir Stalinizm hesaplaşmak, onu aşmak, onu reddetmek anlamında, böyle yeni sol anlamında bile değil. Fakat daha geleneksel Marksist, Ortodoks Marksizmle hemhal olmaya devam eden yapılarda dahi alenen Sovyetler Birliği'nin bu Stalinist terörü sessizlikle geçirildi ya da yeni zamanlığın gündeminde artık çok da hatırlanması, çok da makbul olmayan bir takım hatıralardı. Fakat sosyal medya, milenyal sosyalizmi yeni bir Stalinizm kültürü yarattı. Yani Stalinizm de aslında 30 yıl sonra geri döndü. Böyle işte faşizme yıkmış, Berlin'e kızıl bayrağı dikmiş, Nazizm'e haddini bildirmiş, bir kahramana dönüştü. Bir takım 20 yaşında sosyalistlerin gözünde bu hani 40 yaşındaki bir sosyalizmin bakışına farklı bir şey. Çünkü farklı beslenme mekanizmaları var. Bir zaman içinden süzülmüş, örgütlü yapılardan süzülmüş, tarihsel bir devamlılığa oturmayan, tamamen devamsız, süreksiz birden bir takım kavramlar ortaya çıktığı gibi sıfırdan yakası açılmadık kahramanlar yaratıyor. Axel Oktay Yıldırım bunun en radikal, tüyleri dondurtan bir örneği. Ama Stalin'in geri dönüşüyle benzer ya da böyle bir Sovyet komutan seçmek, yani böyle Sovyet mesela neden sosyalizmi bir askeri komutanla översin? Yani sosyalizmin başarısı, Sovyetlerin başarısı eğer sahipleneceksen orada yatmaz. Fakat oradaki militer haşmet, o üniformanın büyüsü, Nazi üniformaları, hani her türlü üniforma yeni bir mistik erkeklik kültü yarattı. Bu sebeple de hani teröriste işkence eden bir gardiyan belki sırf üniforması sebebiyle bir kahraman olarak görülebildi. Aslında tüm bunları da belki mümkün kılan bu sosyal medyada PP ihtiyaç. İnsanlar bir profil koyacaksa ve kendini anonim kılacaksa orada seçtikleri bir karakter onların o personasına ana karakter veren bir şey. Bunun en şeyi sürekli Atatürk PP'li insanlarla karşılaşmak. Öyle ki hangi Atatürk PP'sini, hangi Atatürk fotoğrafını seçtiğinden onun Atatürkçülüğüne dair bir fikir edinebiliyoruz. İşte farklı Atatürkse daha ana akım Atatürkçü olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat son 3-5 yılda yeni kürtleşen bir fotoğrafı var Atatürk'ün. Atatürk'ün tek sakallı fotoğrafı. Trabluskarp. Trabluskarp'ta. İşte Trabluskarp'ta çekilmiş birkaç tane sakallı fotoğrafı var. Ve aslında enteresan bir şekilde 1912'de Atatürk'ün ilk kez kamusal alanda yayınlandığı fotoğraf bu. Dernede. Ve aslında şu anki hipster sakallılığının ya da o yeni alfa sakallılığının Bizans'ı yok. Atatürk'e de sakalsız bıyıksız da değil, bıyıklı da değil. Böyle sakallılık biçmek. Atatürk'ün en hani görmediğimiz halinde böyle şey değil mi? O gayri nizami harpteki o çete savaşları sırasında normal olmayan, olağan evet, olmayan bir dönemde evet, o, çekilmiş. Hani salınmış, o yoğunluk içinde cephede düzgün tıraşın olamadığı bir anı Atatürk'ün imgesine yapıştırma şeyi. Yani tabii bir yandan Atatürk PP'li var, bir yandan da işte Nazi subayı PP'lerinden, orada Sovyet subayı araya gireyim Doğan Bey. Evet. Trabluskarp'taki sakallı Atatürk fotoğrafında aranan biraz hani sakallı bizim gibi, sizin dediğiniz gibi hani bugüne uygun sakal kısmı mı, yoksa bir çete savaşı veren, gayri nizami harp veren, dediğiniz gibi fıraklı devlet adamı, iktidarda, hükümette, cumhurbaşkanı Atatürk değil, meclis başkanı Atatürk, önceki dönem reis Atatürk değil ya da bir asker Mustafa Kemal değil, bir gayri nizami harp veren, bir gerilla Atatürk arayışı mı var bu dönem? Onun da ötesi de bence böyle delikanlı, sözünü esirgemez, tıpkı bizim anonim hesaplan yaptığımız gibi tavrını koyan bir adam. Yani subay bile aslında hiyerarşik bir yapıda görevini ifa eden biridir ya da komutanlık emir veren kişidir. Bu da tamamen aslında böyle bir oradaki Kemalizm de böyle kapsayıcı ve altı okudu, şudu, budu değil. İşte lafını koydu denen, yani kendileri gibi bir Atatürk
Hani oradaki bir kabuğuna sığmaz bir Atatürk. Yoksa çerçevelenmiş bir fikirsel fikriyatı temsil eden bir Atatürk yok orada. Orada savaşçı, delikanlı bir adam var. Yani aslında herkes kendi personasına göre karakter arıyor. İşte Stalin de buna göre. Mesela buradaki Stalin de işte Marksist kitapta dil bilim ve Marksizm üzerine kitap yazmış, milletler sorunu üzerine kitap yazmış bir Stalin değil oradaki şu anki Stalin paperlerinde de. Orada da böyle Nazizm'e koyan, kapitalistin haddini bildiren delikanlı alfa bir Stalin var. Nazi işbirlikçisi satarları süren. Eski Stalinizmi, Stalinizm bayağı bir ciddi kuram olarak çalışıyor. Yani Lenizm üzerine Lenizm'i perfekte etmiş bir figürdü. İşte bir tüm o sapmalara karşı sosyalizmi kurumsallaştıran, partiyi tamamen iktidar gücüne dönüştüren Stalin değil o da. O da delikanlı, işte yiğit ve aslında üniformalı, askeri üniformalı bir Stalin var. Yani Stalin de Atatürk de böyle sabit mi? Kemalizm diyoruz da Kemalizm denen her Atatürk aynı olmadığı gibi Stalinizm derken de şu anki Stalinizm değil o bakımdan. Yani o 1930'larda oluşmuş, 50'lerde işte Macaristan'da tankları savunmuş, 68'de Prag girmeyi savunmuş Stalinizm değil şu anki Stalinizm. Bu başka bir şey bu. Bu alfa kültürü, bu erkeklik kültürü, bu alt-right kültürü. Peki. Esat Oktay Yıldıran da buraya oturuyor. Esat Oktay Yıldıran da 12 Eylül işkence yapmış bir adam değil. Böyle şu anda herkesin öfkesini simgeleştirdiği figürler bunlar. Yoksa tarihsel kişiliklerinden bağımsız. Yani ne Stalin tarihsel kişiliğinde, ne Atatürk tarihsel kişiliğinde, ne de Esat Oktay Yıldıran tarihsel kişiliğinde. Ne de Yeşil tarihsel kişiliğinde, ne de Nihayetsiz tarihsel kişiliğinde. Hepsi yeniden yaratılıyorlar yani bu ihtiyaçlar ekseninde. Şu anki ihtiyaca göre bir tane personadan başka bir şey. Şu anki Atatürk, şu anki Nihayetsiz, şu anki Stalin bir persona başka bir şey değil o algılarda. Yani bu tarihsel devamsızlık bahsettiğim şey. Yani şu andaki Kemalizm 20 yaşındaki çocuk için 30'lardan bir tevarüs eden, bir devamlık arz eden bir yapıdan değil. O kendi kendine sıfırdan yarattığı bir şey. Ama ona aşina olduğu, çocukluktan beri benimsediği bir şeyi kılıfını giydirmek zorunda. O da Atatürk oluyor. Başka kişilerde de işte Nihayetsiz oluyor. Ya da Nazi subayı oluyor. Peki yeniden bu Esat Oktay Yıldıran ve Yeşil, Cem Ersever gibi figürler son yıllarda. Sizin dediğiniz gibi Pala, Kurtlar Vadisi'nde zaten Yeşil ve Cem Ersever'in karışımı bir figür gibi olan Kurtlar Vadisi'ndeki Pala figürü. O da sosyal medyadaki videolarda, o TikTok'taki içeriklerde çok önemli bir figür. Çünkü hani Yeşil ve Cem Ersever'e dair çok fazla bir görüntü falan yok. Bir iki fotoğraf koyuyorlar. Cem Ersever videolarında falan o kullanılıyor. Başına fotoğrafı koyuyorlar, sonra Pala'nın sahneleri, işte çeşitli racon kesme sahneleri, milliyetçi nutuk attığı anlar falan böyle, ya da infazlar, o anlar üzerine gidiyor. Bu aynı zamanda bir Kürt meselesinde bir dönüşümün, Kürt meselesine bakışta bazı kesimler açısından bir dönüşüm ya da bazı milliyetçi algıda da hani artık uzlaşmazlığın Kürt meselesine daha sert bir bakışın, güvenlikçi politikaların en üst noktaya çıkarmak gerektiğine dair bir anlamda gene sizin dediğiniz gibi bir ihtiyacın arayışı olarak da değerlendirmeler yapılıyor. Ya bu gençler ne biliyorsa onun üzerinden konuşuyorlar. Onun üzerine kendini anlamlandırıyorlar. Mesela bazen şey nostaljisi oluyor. İşte Gezi zamanı çok daha Gezi Parkı'da çok daha rahat bazı fikirler konuşuluyordu, ediliyordu. İşte oradaki bazı HDP banner'ıyla milliyetçi banner'la yan yana bulunabiliyordu. Ah o yılda ne kadar değişebilir diye. O zaman da barış süreci vardı. Bu insanlar belki AK Parti'ye karşıydı, barış sürecine de karşıydı. Ama oradaki kültürel, entelektüel ortamda bir takım makbuliyetler üretmişti. O makbuliyetler içinden insan anlamlandırıyordu. Atatürkçü'nün de o şekilde anlamlandırıyordu. Solculuğunu da, sağcılığını da. Şu anda bu gençler için tek birlikte son 5 yılın gerçekleri. Son 5 yıl içinde Osman Kavala terörist haline geldi. Yani herkesin, daha önce kimsenin bilmediği, mesela Osman Kavala negatif tersinden bir örnek olarak. İşte kimsenin bilmediği insanlar şu anda herkes biliyor. İşte bir tane değil mi? Şehit babası mı demiş. Yani Osman Kavala'ya hakkımı helal etmiyorum diye. Evet. Bu adama bunu bildiren mekanizma ne? O da hani Esat Oktay Yıldıran 5 Ocak kim bilirdi? Kimse bilmezdi. Hani bu çocuklar da bilmezdi. O kapalı evrende şu anda büyüdükleri her şeyi onun kısıtlığı içinde konuşuyorlar. Şu anda Türkiye'de kamusal o kadar daraldı ki Kürt sorununda, Kürtlüğe dair, Kürt meselesine dair bu insanlar hiçbir şey bilmiyorlar. 2010'lar aslında bunu bilebilecekleri çok konuşulabildiği bir zamanda insanlar yaşıyordu. Ve aslında onu da gerçeklik alıyordu. Mesela o zaman da çok radikal, çok rahat, şaşırtıcı derecede mahcubiyet hissi vardı. Sanki böyle herkes 30 yıldır aslında neler yapıldığını biliyormuş da onun hesabını veriyormuş, özür diliyormuş gibi vardı. Oysa ki o 3-5 yıl içinde boca edilmişti bu kadar şey. Yani 90'ların mirası falan bu kadar
kamu bilgisi o süreçte yaşandı. İşte bir takım entelektüel fiyat formları gazetelerde, televizyonlarda o kadar rahat anlatıldı ki insanlar da bunu evet 30 yılda böyle şey yapıldı. O kadar rahat nasıl hani normalde bir hesaplaşma sonucu belki bunları kavrasın. Yok öyle bir şey olmadı. O da bu bir olgusal gerçeklik olarak alındı. Şu an olgusal gerçeklik işte Kürtlerin sıfıra isyan ettiği şey. Ki aynı durum aslında Ermeni soykırım meselesinde daha da var. Talat Paşa. Yani benim şimdi ismini vermeye gerek yok. Şu anda da gayet tanınan bir figür. Bir arkadaşımla konuşuyordum bir kere telefonda. Mustafa Feşit Paşa'dan falan bahsetmiştim. İşte şöyle falan diye. Yani benim için işte bildikken Mustafa Feşit Paşa'dan da geçmişti. Talat Paşa'dan da geçmişti. Hangisi hangisi karıştığını fark etmiştim. Yani bu insanı gayet bilgili okuyan bir insandı. Yani Talat Paşa, işte oradaki paşalar, Cumhuriyet aslında Cumhuriyet öncesindeki o 100 yıldaki paşalar hafıza çok bir yer etmezdi. Mesela Mithat Paşa bir zamanlar çok bilinen figür. Neden? Çünkü 1908'de Mithat Paşa kültürü var. Özgürlüğün, hürriyetin babası. İkinci olarak da aslında Demokrat Parti iktidara gelirken Mithat Paşa yine bir böyle bir hürriyet sembolü olarak tekrar hatırlanıyor. Bunun en net izinler de görüyoruz. İnönü Stadı'nın orijinal adının Mithat Paşa Stadı olması. Evet. 1947'de açılan. Yani ancak o konjonktürde adı Mithat olabilirdi. Fakat sonra Mithat tekrar unutuluyor. Talat zaten hani tamam belki bulvar, Talat Paşa bulvarı falan filan var ama Talat Paşa bulvarına isim verilmiş geçilmiş. Talat Paşa ne oldu bilmeyen figürdü. Talat Paşa nasıl bu kadar public bir figür hale geldi? Bu kadar soykırım gündemi ortaya çıkınca buna reaksiyon olarak sahiplenme ihtiyacı olunca Talat hatta Enver de bu kadar bilinen figürü oldu. Mesela Enver yine her zaman bilinen figürdü. Bir kültü yoktu ama bilinen figürü Talat bilinmeyen bir adam. Yani Talat mı Cemal mi desen kimse bilmezdi bunu. Bu kadar nasıl bir şekilde sanki böyle insanların kafasında Talat Paşa hep böyle Türkiye'de hafızası yaşamış bir insan olarak algılıyor şu an. Böyle bir şey yoktu. Ermeni meselesinin öne çıkmasında tabii onun diğer Enver Paşa'ya göre hani Ermeni bir militan tarafından. Evet tabii ki. Zaten şu anda tek şey Ermeni meselesini açıktan sahiplenmesi. Evet yaptık iyi yaptık demenin alameti oldu Talat. Yani normalde Ermeni soykırımı yoktu. Hani böyle bir şey olmamıştı. Böyle bir şey talihsizlikti. 3-5 kişinin ya da niyet yoktu diyen bir insan Talat Paşa'yı zaten figürleştirmez. Talat Paşa figürü aslında yaptık iyi yaptık yine yaparız demenin alameti oldu. Yine birçok PP'de şu anda da iddiatçılar bol bol. Evet, Talat Paşa furyası da var. Talat Paşa furyası da var. Diğerlerinin de aslında. Çünkü Talat Paşa çok tüketilince diğerleri de işte diğer komitacı alanları seviyor. Bir yandan da tabii şu anda mesela Esat Oktay Yıldıran pat diye bilinir figür hale gelince de aslında eski zaman da biraz böyleydi. Mesela Kubilay niye bu kadar bilinen figür? Şehit Kubilay. Çünkü tabii Menemen olayının şoku üzerinde hani oradaki şehadetin yani aslında o da bir şey silah altında bir askerlik görevini yapıyor. Fakat aynı zamanda öğretmen. Öğretmenliği de üzerinden yaratılan bir kütle bir sembol şehit haline geliyor o an. Ve bizim için Kubilay, tabii Kubilay otantik zamanda üretilmiş bir kült. O yüzden bizim için şey haline geliyor. Yoksa hani aslında yukarıdan bir şekilde tercih edilmiş Kubilay'ın kült olması. Yoksa başka birçok benzer durumda kalmış, öldürülmüş ya da başka bir hikayesi olan insan. Şu an hatırlamıyoruz. Ama bir gün belki 2041 yılında birini seçecek ve o insan ikon haline gelecek ve herkes de 100 yıldır o kişinin bilindiğini zannedecek. Hani bazen böyle pat diye bir figür çıkıyor. Tarihsel hafızanın doğal bir şekilde kendi başına aktığını düşünüyoruz. O sebeple de şak diye daha önce hiç hafızası olmayan bir adamın bilinen figür haline gelmesi bizi şok ediyor. Aslında tarihsel hafıza üretilen, sürekli yeniden üretilen kesintilerle akan bir süreç. Bu sebeple de hani sosyal medya yeni ikonlarını, yeni kültürlerini yaratıyor. Aslında daha önce de bu böyleydi. Fakat bu daha belki 18-20 yaşındaki insanların kendine bunu yaratması başkaydı. Daha önce devletler yaratıyordu, örgütlü yapılar bunu yaratıyordu. Yani İlla devlet de demeyelim buna. İşte örgüt yapıyordu. Yani solda kimlerin şehit olacağını karar veriyordu. Ya da sağda. Bunlar bir şekilde bizim için de otantik gibi algılanıyordu. Fakat şu anda çok yeni ve hızlı ve kesintiyle ortaya çıktığı için yeni Kürtler, biz burada bir hata buluyoruz. Aslında hata da yok. Yeni sosyal medya mekanizmaları hafıza yaratmanın biçimini değiştirdi sadece. Doğan Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.